İyi geceler Söz Sende Özel'e hoş geldiniz. Söz Sende Özel'de bir yazarı ağırlıyoruz bugün. Yazar Dücane Cündüoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzunca bir süredir konuşuyorduk. Bugüne kısmet oldu gerçekten de. Arada da Türkiye, memleket hakikaten başka olaylar yaşadı. Sonrasında Mısır'da olanlar var. Dünyada olaylar yaşadı. Şunu merak ediyorum. Aslında şöyle girmek istiyorum. Şimdi entelektüellerin de şöyle bir derdi var. Derdi var mı bilmiyorum ama hani başka bir açıdan bakıyorsunuz dünyaya ya da öyle mi bilmiyorum. Yani insan entelektüel oldukça ya da entelektüel açıdan ne kadar aşağıdaysa, yukarıdaysa varoluşa ve hayata bakış açısı ona göre değişebiliyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii benim yaşam ritmimle dış dünyada olup bitenlerin ritmi arasında ben kendimi bildim bileli hep bir farklılık var. Yani yaşam benim onu ona yönelik düşünme çabalarımdan çok daha hızlı ilerliyor. Ben yaşamla birlikte akmaya çok erken yaşlarda karar verdim. Yani 15 yaşlarında sokağın sesiyle benim sesim birleşmişti. Ve ancak 12 Eylül'ün düdüğünü duyduğumuzda büyük bir hata yaptığımızı fark ettik. Ve ben yaşamın o hızlı ritminden geri çekilmeye karar verdim. Orayı biraz açalım mı hazır lafı gelmişken? Yani neydi o yaşamla birlikte beraber akan da sonra 12 Eylül'den sonra siz nasıl aldatılmış hissine kapıldınız? Biyografik bir... Biraz öyle o, öyle bir giriş oldu, Yani ülke işte faşist bir taraf, faşist denilen milliyetçilerle, bir tarafta işte komünist denilen sosyalistler savaşıyla kaynıyordu. Aynı aileden kardeşler, amca çocukları, aynı mahallenin çocukları birbirlerine önce taşlarla, sopalarla saldırdılar. Sonra silahlarla ve hakikaten yani binlerce insan, binlerce genç öldürüldü, yaralandı. Birçoğu işkencelerde sakat kaldı. Siz neresindeydiniz bu tablonun? Yani ben olaylar başladı. Öyle bir bayrak tutma gibi bir şeyim var. Olaylar başladı. Ben de o zaman lise öğrencisiydim. İşte kavgalar falan derken... Yani siz mesela kurtuluşun nerede olduğuna inananlardan? Ben milliyetçilerin safındaydım. Safında. Komünistler Moskova'ya diyenlerdendim. Ve bize faşist diyorlardı tabii. Onun anlamını bilmediğimiz halde hayır biz öyle değiliz filan. Bilmiyordunuz anlamını. Bilmiyorduk. Yani şöyle 15 yaşında 16 yaşında yani lise 1, lise 2 talebesi biliyorum dese yani o biliyorum ifadesine inanmamakta mazuruz zannediyorum. O ya da o kadar biliyorduk. Anladım. Hatta sloganlardan bir tanesini hatırlıyorum. Kanımız aksa da zafer İslam'ın idi. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. İslam, bizim kanımız aktı. Ama paşaların oldu zafer. Ve hiç ayırmadılar. Yani o dönemde sağ veya sol ben hatırlıyorum. Hücrede Gayrettepe'de o zaman. Tabii şimdi anılara giriyoruz yani. Ama yok burada. Önemli çünkü buradan günümüze de geleceğiz biraz. Koğuş şeyde hücrede bir devrimci çocuk vardı, bir Akıncı çocuk vardı, bir de ben. Ben işkenceye beni daha çok çağırıyorlardı. Hatta bir gazetenin genel yayın yönetmeni bana şey demişti, ben senin ismini sürekli 4 numara dediklerinde... şey işkenceciler hücre numarasını okur. Evet. Siz arkanızı dönersiniz. Evet. Bir tanesi gelir gözünüzü bağlar ve yukarı çıkarır. İsminizi okuduklarında siz hücre numaranızı söylemek zorundasınızdır.
Sürekli benim ismim okunuyor tabii gece gündüz filan. Biraz netameli yaramazlıklar yapmıştık herhalde. Ben işkenceden geldiğimde Akıncı çocuk hemen hani argo tabirle öttü şeyden, beni görünce fazla direnmedi. O devrimci çocuk, Akıncı çocuk ve ben, benim üzerimde de para olmadığı için yiyeceklerimizi hücrede paylaşıyorduk. Sonra bunun cezaevi, askeri cezaevi kısımları var. Genel yayın yönetmeninden bahsediyordunuz. Bir genel yayın İşte o şey demişti, ben senin adını ya kim bu diyordum. Tuhaf da, Dücane Cündoğlu diyor polis. Oradan, yayın yönetmeni nerede? O da mı içeride? O da o zaman Akıncılardan. Yani sonradan genel yayın yönetmen oluyor. O zaman değil. Gizli mi ismi? Yani size söylememek peki, lazım. Peki. Şeyde de Selimiye'de de ben bir sürü devrimci çocuğun nasıl kemiklerinin kırıldığını, sakat bırakıldığını, hepimizin mos her tarafı mosmor süründüğümüzü, bize biraz sol tandanslı savcıların, askeri savcıların, onlara da sağ tandanslı savcıların yönlendirildiğini, dolayısıyla düdük çalana kadar bunu anlamıyorduk. Yani bu o dönemleri yaşamış olanlar bilir. Haklıydık, vatanı kurtarmaya çalışıyorduk. Önce vatan demiştik. Ve bizim çektiğimiz sıkıntılar bize keyif bile veriyordu diyebilirim. Çünkü kahramanlık duygusudur. Fakat 12 Eylül'ün düdüğü çaldıktan sonra asker iki tarafı da birbirinden ayırt etmedi. Hatta asarken bile öyle yaptı. Sonrasında da tabii, söyledi, bir sağdan bir soldan. Çocuğun yaşını büyütüp fidanları dar ağacına gönderdiler. Ben o zaman bir karar almıştım. Bunu bir defa daha söylemiştim. Bundan sonra bilmediğim hiçbir şeye inanmayacağım ve inkar etmeyeceğim. Önce bileceğim, sonra inanıp veya inkar edeceğim. Bu nedenle yaklaşık işte 30-35 yıldır, yani 10 kişi bir araya gelse uzak durdum. Hı. Şimdi sebebi, özellikle bunu sormak istedim çünkü hani yani onu, niye ben, hayattan ve yaşamdan işte, hani uzak... Ben önce anlayacağım. Evet. Önce anlayacağım. Sonra ona göre safımı seçeceğim. Pek zeki olmadığım için herhalde ne olup bittiğini anlamı sürem çok uzun sürdü. Ben 51 yaşındayım. Hala bazı şeyleri anladığımdan emin değilim. Çünkü ben milliyetçiyken kendim seçtiğimi düşünüyordum. Sonra İslamcı oldum. Yine doğru yolu bulduğumu, doğru bir şeyi seçtiğimi düşündüm. Peki. Fakat şöyle bir, bunu espri olarak söylüyorum. Ben ne zaman doğru yolu bulsam, benimle birlikte bir büyük kitle de aynı yola girmiş oluyor. Hı. Yani bu çok kişisel gibi görünen tercihler aslında manipüle edilebilir süreçler olduğunu yıllar geçtikten sonra daha iyi analiz edebiliyoruz. O yüzden insanın yaşamda bulunmasının biricik nedeni nedir diye bana sorsalar, amacı nedir diye sorsalar, her halü şartta anlamaktır. Yaşam anlamak, insan anlamak, olup biteni anlamaktır. Bundan daha mukaddes bir gaye tasavvur edemiyorum. Şimdi, yani önce anlamak. Şimdi başa böyle döndük zaten. Önce anlamak, bazen işin içinde, olayların içinde yaşarken, demin 12 Eylül örneğini verdiğinizde, anlamaya vakit de yok galiba, değil mi? Mümkün değil. Bunu şeyle, Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerden 11. teziyle temellendirmek lazım. Bu dünya siyasasında da çok önemli bir tespittir ve bence yanlıştır bir yönüyle. Peki.
Marx der ki, işte die Philosophen haben diye başlar. Filozoflar dünyayı anlamaya ve yorumlamaya çalıştılar. Ama yapılması gereken şey onu değiştirmektir. Yani haydi sahaya, haydi sokağa dendi. Şimdi buradaki itiraz gücünü zayıflatmak istemiyorum. Yani dünyayı değiştirme arzusu bizi insan kılan arzulardan biridir. Dünya değişmese bile. Ama biz onu ısrarla değiştirmek isteriz. Daha insancı bir yaşam için. Ancak umut edebildiğimizde insan kalacağımıza inandığımız için. Ama Marx'ın eleştirisinde yanıltıcı bir taraf var. O da şu. Filozoflar dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalıştılar derken, yani fil dişi kulelerinde oturdukları yerden anlamaya, yorumlamaya çalıştılar. Oysa eylem gerekir. Kur'an değil, eylem gerekir. Eyleme atıf yapıyor. Fakat Marx'ın göremediği demeyeyim ama söylemediği şey şuydu. Anlamak değiştirmektir zaten. Değişmek ve değiştirmektir. Yani abdal kelimesi bizim geleneğimizde çok önemlidir. Tebeddülden, bedelden gelir, değişmekten gelir. Benim öyle bir sözüm vardır. Abdal değişen demektir, aptal değişmeyen. İlki evrilir, ikincisi devrilir demiştim. Çünkü İslam alimleri değişmeyi, tahavvülü, halde melekelerde yasaklarlar. Yani ilkelerde değişme olmaz. Ya bugüne kadar yanılmışım dürüst davranmakla. Dürüstlük de çok önemli değilmiş. Bir yer değiştim artık. Peki. Şimdi filan diyemezsiniz. Ama hallerde ısrar, değişmemekteki ısrarın sonucu derler. Bütün İslam filozofları, alimleri helakla neticelenir. Yani yaşam size o lüksü tanımaz. Hallerde ısrar edemezsiniz. Hallerde değişmek zorundasınızdır. Kıyafetinizi değiştireceksiniz. Gibi. Yani sürekli üzgün duramazsınız. Sürekli neşeli olamazsınız. Hal değişir. Ama o hallerin dayandığı öz, işte mesela haysiyet, haysiyette değişme olmaz. Kimlikle değişme olabilir. Hüviyette olabilir. Ama hakikatte olmaz. O yüzden benim yaşamın ritmiyle kendi ritmim arasındaki mesafenin açılması, yaşamı anlamak istiyorsam o ritme okumak zorundaydım. Ve okumaya başladığınızda, okumanın hakkını verdiğinizde yaşamın kendisinden uzaklaşmak bir zaruret haline alıyor. Bana bir gazeteci şey demişti. Yani nasıl işte herkes bir yorum yapıyor, siz de bir yorum yapıyorsunuz ama sonra ortalık karışıyor. Bu yorumların gücü, yani buna benzer bir şeydi. Nereden çok geliyor yorum diye. Yapmıyorsunuz bir kere. Ben de şey dedim, işte az yapıyorum zaten. Evet, o kıymetli. Ben de dedim ki yaşamdan payımı eksilterek. Yani yaşamdan payını eksiltmedikçe yaşamı anlama imkanı yok demeyeyim ama zordur. Rahmetli Cemil Meriç'in bir sözü vardır. Yaşayanlar yaratamaz, yaratanlar yaşayamaz. O bakımdan anlama, yorumlama faaliyeti... Değiştirmektir. Değişmek ve değiştirmektir. Ancak eylemdekiler için bu bir yavaşlık halini alır. Belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Niye Türkiye'de dindarların ve hatta solun demokrasi... dendiğinde demokrasiyi biraz rahatsız edici bulurlar yöntem olarak. Bu işin bu tarafını analiz ederken belki eylemdeki acilciliği de aslında şöyle devam edelim. Ben biraz da işte o entelektüel açıdan ne kadar aşağıysa insan varoluş ona o kadar az
bilmecemsi ve gizemli gelecektir derken, hani o yaşamın içinde olmayla olmama halini biraz size sormaya çalışayım. Buradan ben biraz Taksim Gezi olaylarına dönmek istiyorum. Biraz tam güncele, biraz gazeteci refleksiyle. Hiç çıkamadık. Çıkmamız da doğru mu emin değilim. Çünkü şimdi belki daha anlamaya başlıyoruz ya da bilmiyorum. Siz bir manifesto yazdınız. Ve mecburi, hani ortada bir yerlerdeyim dermiş gibi. Araftayım. Araftayım dediniz. Öyle bir manifesto yazdınız. Mesela siz Taksim'e geziye gittiniz mi? Hayır. Gitmeden mi yazdınız onu? Yani şöyle, yorumu değerli kılan tikele değil tümele dayanmasıdır. Yani tikel olguların tikelliğinden hareketle yapılan yorumlar olgularla çöker. Yani ilkelerden hareketle yapılan yorumlar için yorumun ilkelere dayanıyor olması onun kalıcılığının teminatıdır. Filozof nedir diye, felsefe nedir diye tartışıldığında birçok yorum vardır. Yorum var, evet. Sokrat'ın malumaliniz yorumu ölmeyi tercih etmektir der. Buradaki ölmeyi tercih etmek bedenen ölmek değildir. Yani iradi ölüm, yaşamsal zevklerden, gündelik hayattan, aktualiteyle araya mesafe koymak demektir. O yüzden bizim sufilerimiz daha güzel söylemiş, uyurduk. Uyardılar bizi, diriye saydılar bizi derler. Çok güzel bir laftır hakikaten. Fakat Pitagoras'a atfedilen bir yorum var. Felsefe nedir deyince, felsefe filozof diyor. Filozof kimdir dendiğinde, filozof tribünde oturan adamdır diyor. Bu eylemi kutsayan çağımızın ruhuna aykırı gibi gözükebilir. Mesela Fil Dişi Kule de öyledir. Fil Dişi Kule, şimdi eski İstanbul evlerini bilenler bilir. Üste bir cumba vardır. Çok değil mi? Güzeldir, bir, evet. Halvethane dediğimiz Cihan Nüma, evet. Diye adlandırılan bir diğer adıyla halvethane. Halvethane evin en üst katında evin efendisinin sadece çıktığı, hatta genelde tek olarak oturduğu mahallin adıdır. Orada Cihan seyredilir. Bizim Fil Dişi Kulemiz Cihan Nüma'dır. O Üsküdar'da filan vardır, o tür evler hala var. Cihan Nüma'sı duran evler. Adalarda da var, o eski evlerde var. Oraya halvethane de denir. Çünkü hakla baş başa kalınılan yerdir o. Hak tümel ilkeyi temsil eder. Dışarıdaki tikel olguları değil. Tikel olgular yanıltır. Ama tümel derken tabii bunlar umarım seyircilere ağır gelmiyordur. Külli ilkeler dediğimiz bizim. Her şeyin ancak kendisine dayanılarak açıklanabileceği kalkış noktaları demek istiyorum. Bu yalnız kalmakla, yaşamdaki payın azaltılmasıyla elde edilebilecek bir pozisyondur. Burada insanın müşahadesi ve mükaşefesi artar. Nedir müşahede? Görmek demektir. Mükaşefe nedir? Perdeyi açmak demektir. Şimdiki gençler olguların üzerindeki perdeyi açmaya çalışıyorlar. Fakat perde gözdeyse olguların üzerindeki perdeleri kaldırmak nasıl mümkün olabilecek? Perde önce, gözde mi? Tabii. Yani gençlerden mi bahsediyoruz şu anda? Gençlerden değil. Ben istihfaf etme, hafife almak gibi bir genelleme değeri taşımasından çekinerek söylemiyorum. Modernler diyebilirim. Modernler. Yani aslında biz, vicdan kelimesi de oradan gelir. Vicdan kökü vücut, mevcut kelimesi onun köküdür. Evet. Bulmaktan gelir. İçimizde, gönlümüzde, kalbimizde bulduğumuz şey demektir vicdan. Vicdanı olgularda bulamazsınız. Halkın vicdanı nasıl hareket eder? Halk bu konuda ne düşünür? İşte modern tabirle common sense, kamuoyu denilen şey,
hı. aslında her bir insan tekinin kendisinde bulacağı şeydir. Yani Gezi de mesela, Gezi'nin haklılığı her birimizin itiraz etme duygusunu ortaklaşa tam böyle kavrayamadığımız ama birbirine yakın şekilde hissedebildiğimiz bir ortamdı. O yüzden Mısır'daki Sağır Sultan bile Taksim'de olanları dolayımsız hissetmiştir. Eğer vicdanına ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmemişse. Mısır'daki Sağır Sultan bile Gezi'yi duymuştur yani bir şekilde. Duymak ama tabii bizim Türkçemizde... Tabii doğru söylüyorsunuz. Kalple duymaktan söz ediyorum. Fakat Gezi'nin şöyle bir problemi var. Bu olgu henüz düşünmenin konusu haline getirilemedi. İşte o yüzden zaten konuşalım istedim belli bir süre sonra. Yani o yüzden buradan girdim. Hani fil dişi kulelerine kadar o yüzden vardık belki de. Oradan bakıp konuşmak gerekiyor, anlamak, anlamdırmak şimdi gerekiyor. Şimdi tabii burada ben müsaadenizle kendi pozisyonuma bir açıklık getirmek zorundayım. Peki. Çünkü benim düşünmemin konusu ülkemin ta kendisi, yani ülkemin tabii. bütünü. Dolayısıyla ülkem çok büyük bir kan gölünün ortasından geçerek bir barış süreci yaşıyor. Bunu önemsiyorum. Bu barış sürecinin, yani Türklerle Kürtlerin el sıkışmaları önemli. Yani eğer barış süreci olmasaydı Gezi olmazdı. Yani Gezi'yi mümkün kılan, Gezi'nin masumiyetini de mümkün kılan şey aslında yine hükümetin attığı kararlı adımdır. Yani Türklerle Kürtlerin el sıkışmak konusunda ahitlerine bağlı kalmalarıdır. Bu çok önemli. İkincisi, Gezi'nin masumiyetini koruyan nokta oldu bu. Yani. Elbette. Evet. İkincisi, yani şöyle bir problem var zihnimde. O yüzden bu ön açıklamaları yapma ihtiyacı hissediyorum. Eğer savaş varsa, bu barışı doğurur. Yani Hölderlin'in şiirine Heidegger hep atıf yapar. Tehlike yaklaştıkça çare de yüzünü göstermeye, aynı hızda çare de yüzünü göstermeye başlar. Dolayısıyla sorunlar arttıkça, kaos arttıkça, kriz arttıkça ben çözümün, barışın aynı şekilde bize yüzünü gösterdiğini düşünüyorum. Yani Hegel'in felsefenin kuşu Minerva alacakaranlıkta uçar diyor. Niye alacakaranlıkta uçar? Çünkü düşünme bulanıklığın içerisinden aydınlığa doğru, aydınlıktan bir önceki adımdır. O yüzden ister istemez düşünürler o alacakaranlığın içinde ışığın gelişini görmeye çalışan adamlardır. Şimdi Türkiye için de Gezi'nin bir milat değeri taşıdığına samimiyetle inanıyorum. Şunu soracağım arada, 12 Eylül'e bir göndermesi var mı Gezi'nin sizce? Zaten Gezi 12 Eylül'ün bittiğinin tescilidir. Yani askeri vesayetin sona ermesi ve katılımcı demokrasinin bu topraklara sağ salim adım atabilmesinin ilk titreşimidir. Bu süblime etmek, yüceltmek anlamıyla söylemiyorum. Gezi'deki problemlerin farkındayım. Gezi'yi bir ruha benzetiyorum. Bedenini bulamamış bir ruha. Bedenini bulamamış bir ruh. Evet. Nasıl bir ruh bu? Bu o kadar yeni ki onu eski Türkiye'nin terminolojisiyle tanımlamadıkça konuşamıyoruz bile. Yani ve hep eski Türkiye'nin kalıplarına sokmaya çalıştık değil mi? İster siyasetçiler, istemez. Akademisyenler, gazeteciler, içinde olanlar. Şimdi bu şundan, bu tutarsızlıkların hepsi aslında
gezenin sıhhatinin alameti. Hmm. Naifliğinin. Herkes tabii ki bir yerde hareket olduğunda, kımıltı olduğunda hem uluslararası güçler devreye girer, istihbarat örgütleri girer. Evet. Biz de birisi çatla fark etmez. İril ufaklı her an kavgaya hazır küçük gruplar vardır. Haklarıdır. Onlar onu dönüştürmeye, değiştirmeye, bozmaya çalışırlar. Buralara takılmamak lazım. Yani bu buna rağmen oradaki ana gövde bu çekiştirmelere yüz vermedi. Peki şöyle yapalım. Bir araya gideyim, bir nefes alalım. Hem arada sorulara da bakalım. Benim de onlarca sorum var. Birazdan devam edeceğiz. Tamam. Rica Necindioğlu ile bizden ayrılmayın lütfen. Söz Sende Özel devam ediyor. Yazar Dücane Cindioğlu ile birlikteyiz. E-mail adresimizi de hatırlatalım. sossende@habertürk.com'a bize canlı yayına sorularınızı gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Gezi'den bahsediyorduk. Modern insandan da konuşuyorduk. Şöyle bir göndermeniz vardı yönetmen Tarkovski'den. Onu hatırlatmak istiyorum. Bugünün dünyasında insanlar her şeyin karşılığını almak istiyorlar. Bunun kelimesi kelimesine maddi bir karşılık olması gerekmiyor. Ahlaklı bir davranış gösteren kişi de ahlaklı olarak tanınmak istiyor. Modern insanın bakış açısı bu. Her şeyin karşılığını almak isteyen bir durumumuz mu var bizim? Hepimizin? Şimdi bu tabii aslında modern insanın değil, insanın. İnsanın belki. Şimdi bağlamla alakalı söyleyeyim. Mesela cezaevleri 12 Eylül olduktan sonra bazı arkadaşlar çok bedel ödediklerini, bazıları okullarını bitirdi, meslek sahibi oldu, iş adamı oldu. Oysa biz işte işkenceler gördük, cezaevlerinde yıllarca yattık. Ne olacak bunun karşılığı dendi. Hani işte doğal Allah... bir tepki değil mi peki? Doğal bir tepki. Doğal ama şimdi... yani insanların bir kısmı modern insan için bu çok daha görülen bir durum. Belli bir narsistik şişkinlikle dünyaya alacaklı olarak bakıyor. Yani ben işkence gördüm, hayatımdan onca sene gitti. Mesela daha da yani o hadi diyelim ki adam da o kadar sıkıntı çekmiş filan. Peki. Ama idealler söz konusu olduğunda bir ideale bağlanmanın ya da bir ideale bağlı olduğu için insanın bazı bedeller ödemesinin bedeli o ideale bağlanma şansını yakalamış olmasıdır. Yani ben İslam'ı bir hayat tarzı olarak kendime seçtim. Evet. 19 yaşında Kur'an'ı anlayacağım. Cenab-ı Hak bana ne emrediyor? Ben başkasından değil, bizzat kendim tahkik edip öğreneceğim dedim. Arapça öğrendim vesaire filan. Buna karşılık da bir sürü kayıplarım oldu belki yaşamla ilgili. Lafın gelişi olarak söylüyorum. Oysa benim seçimimin kendisi bedeldir. Yani o ödediğim sıkıntılar aslında yani şey gibi nasıl şöyle örneklendireyim. Dünya güzeli bir ahuya aşık oluyor delikanlı. Peki. Onun karşılığında da Ferhat gibi dağları delmeye çalışıyor. Mecnun gibi çöllerde dolanıyor. Şimdi Mecnun der mi ya ben bu işten zararda mıyım acaba? Yani bir türlü su bulamadım filan. Ya da kaz bitmiyor filan. Der mi? O demez. Çünkü o sevgiliyi kavuşma arzusu, onun peşinde olmak zaten mükafatın ta kendisidir. Buna biz biraz da sekülerize edelim. Buna tutku diyoruz. Tutkunun mükafatı o tutkunun kendisidir. Yani tutkuya hazır, sahip olmak tabii, sadece. Tabii. Dolayısıyla evet. Bundan mütevellit mahrumiyetler, mağduriyetler hesaba gelmez. O tutku sahibi olmayanlar öyle görürler. Yani Mecnun'u seyrederken onun susuzluğu biz susarız. Ferhat dağları delerken o yorulmaz, biz yoruluruz. Çünkü onun tutkusu vardır. Dolayısıyla tutkunun kendisi mükafattır. Ama biz böyle yaşamıyoruz. Şimdi tabii neden? Çünkü haz ilkesine göre değil, fayda ilkesine göre yaşıyoruz.
yaşamın en temel iki tane eylemin motivasyonu vardır. Yani insan der Aristoteles.